Merhaba arkadaşlar. Yeni bir derse hepiniz hoş geldiniz. 51. dersteyiz. Bugünkü dersimizin konusu el mef'ulu fih. Yani zarflar arkadaşlar. Mef'ulun fihler. Örneklerle başlıyoruz. Meta saferte, ne zaman yolculuk yaptın? Safertu leylen, geceleyin yolculuk yaptım. Yani gece vaktinde yolculuk yaptım. Eyne vakafte? Nerede durdun? Vakaftu tahta alemil ilmi. İlim sancağı altında durdum. Mekan belirtiyor. Bir üstteki örnek zaman belirtiyordu. Mef'ulun fih bunlar arkadaşlar. Üçüncü örnek. Ka'attu fil biladi sa'aten. Evet. Ka'attu oturdum fil biladi beldede, şehirde saatin bir saat oturdum. Bir zaman belirtiyor. Zaman zarfı mef'ulun fih. Safertu sabahen. Sabahleyin yolculuk yaptım. Yani fi vakti sabah sabah vaktinde mef'ulun fih. Raca'tu mesaen. Raca'tu döndüm. Tu fail. Mesaen akşamleyin. Akşam vaktinde mef'ulun fih. Kasattu nahvel cebeli. Daha doğru olan mekanı kastettim. Nahvel cebeli zarftır. Dağ tarafı daha doğru demektir. Mef'ulun fih'tir. Ka'attu fawqa'l kürsiyi. Oturdum sandalyenin üzerinde bir mekan belirttiği için zarftır. Mef'ulun fih'tir arkadaşlar. İzahat. İza kulte sen desen ki safertu leylen desen. Fakat beyyente zemane. Ellezî saferte fihi. Yolculuk yapmış olduğun zamanı beyan etmiş olursun. Yani bir zaman zarfıdır. Felleylu leyl. Delle ale zaman. Zamana delalet eder. Ellezî hasale fihi seferu. Yolculuğun gerçekleşmiş olduğu zamana delalet eder. Fehuve zarfu zamanin. O zarfu zamandır. Yani leylen zarfu zamandır. Dolayısıyla mef'ulun fi'tir. Ve izâ kulte desen ki vakaftu tahta alemil ilmi. İlim sancağı altında durdum desen. Böyle bir cümle kursan. Fakat beyyentel mekâne. Ellezî vakafte fihi. Durmuş olduğun mekanı beyan etmiş olursun. Fetahte kelimesi delle alel mekan, mekana delalet eder. Ellezî hasale fihil vukuf. Durma eyleminin gerçekleşmiş olduğu mekana delalet eder. Fahuve zarfu mekanin. Bu zarf-ı mekandır. Tahte kelimesi zarf-ı mekandır. Dolayısıyla mef'ulun fi'tir. Ve kullu ismin yedullu alez zaman ellezî hasale fihil fi'l fiilin gerçekleşmiş olduğu zamana delalet eden bütün isimler ev alel mekani ellezî hasale fihi ya da eylemin gerçekleşmiş olduğu mekana delalet eden bütün kelimeler, bütün isimler ve yüsemmel mef'ulü fih, mef'ulü fih diye isimlendirilir. El mef'ule de okusak daha güzel olur. Fe yüsemma el mef'ule fih, mef'ulü fih olarak tesmiye edilir. Fe in delle ala zamanil fi'li, fiilin zamanına delalet ederse, fe huve zarfu zamanin, o zarfu zamandır. Ve in delle ala mekanihi fiilin mekanına delalet ederse fehuve zarfu mekan. O da zarfu mekandır değerli arkadaşlar. Kaideler el mef'ulu fih ve yusemma zarfen zarf diye isimlendirilir aynı zamanda. Mef'ulun fih nedir mef'ulun fih? Huve ismun yuzkeru li beyani zamanil fi'li ev mekanihi. Fiilin zamanına veya mekanını, zamanını veya mekanını beyan etmek için zikredilen isimdir. Mef'ulun fih. Fe in delle ala zemeni husulül fiil, fiilin gerçekleşme zamanına delalet ederse fe huve zarfu zaman, o zarfu zamandır. Örnek safertu leylen, gece vaktinde yolculuk yaptım, geceleyin. Leylen kelimesi fiilin gerçekleşmiş olduğu zaman dilimini ifade eder. Buna zarfu zaman diyoruz. Ve in delle ala mekani husulihi,
fiilin gerçekleşmiş olduğu mekana delalet ederse fehuve zarfu mekan, o da zarf mekandır. Ne gibi? Vakaftu tahta alemil ilmi, ilim sancağının altında. Bu da mekan ifade ettiği için zarf mekan diyoruz. Ve min zurufi zaman, zarf zamanlar, zarf zaman grubundandır. Saatun, dakikatun, yevmun, senetun, ebedun, emedun, hinun, dehrun, neharun, leylun, sabahun, işaun, mesaun, zuhrun, duha, duhan yani duha vakti, kuşluk vakti. Bu kelimelerin her bir tanesi zaman ifade eden zarflardandır. Saat, dakika, gün, sene, uzun bir zaman dilimini ifade eden ebed kelimesi, yani biraz da sonsuzluğu ifade eder. Emet uzun bir zamanı ifade eder. Heynun bir an, dehrun bir, bazı şeylere göre bir yüzyıl demek dehrun. Neharun gün boyu, bu da bir vakittir. Leylun gece boyu, bir vakittir. Sabahun sabah, işaun akşam vakti. Mesaun akşam vakti arkadaşlar. Zuhrun öğlen vakti, duhan kuşluk vakti. Bunlar belli bir zaman dilimini ifade ettikleri için bunlara zarf-ı zaman denilir. Ve bunun gibiler. Yani zaman ifade eden bütün kelimelere zarf-ı zaman diyoruz. Ve min zurufil mekan, zarf-ı mekanlardandır. Yani bu kelime grubundandır. Favkun, tahtun, yeminun, yesarun, tilkaun, varaun, halfun, beynun, emamun, kuddamun, cihetun. Favkun üst, üstünde demek. Tahtun altında demek. Yeminun sağında, yesarun solunda, tilkaun karşısında, varaun, vara-ı-zahr mesela sırtının karşısında veya ön ve arka anlamında da kullanılıyor. Vara karşısında, ardında. Halfun arkasında, beynun arasında, emamun önünde, kuddam yine önünde. Cihetun cihetin de yönünde anlamında. Bunlar da mekan ifade eden zarflardır. Alıştırmalar. Beyyinil mef'ule fih, mef'ulu fih açıkla. Ma'ad delaleti ala ma kâne minhu zarfu zamanin ev zarfu mekanin. Mef'ulu fihleri beyan et. Zamana veya mekana delalet etmesi açısından da ifade et. Yani zaman zarfı mıdır, mekan zarfı mıdır? Mimma ye'ti, gelecek olanlardan. Evet. Gıbtu anil beledi yevmeyni. Şehirden kayboldum. Yevmeyni iki gün boyunca. Bir zaman ifade ettiği için zarf zamandır yevmeyni kelimesi. Mekettu fişşami senevatin. Şam'da ikamet ettim, durdum. Senevatin yıllarca. Yıllarca bir zaman zarfıdır. La tef'ali şerre ebeden. Şer yani kötülük işleme. Ebeden asla, hiçbir zaman diliminde. Gif yesar-ı safi, sınıfın solunda, sol tarafında dur. Burası da yine mekan ifade eden bir zarftır. Mef'ulun fihtir cümlede. İclis tilka'el muallimi, öğretmenin karşısına otur. Tilka'e el muallimi, mekan ifade ettiği için zarf mekandır, mef'ulun fihtir. Tenezzehna beynel eşcar, dinlendik, istirahat ettik, piknik ettik, piknik yaptık. Beynel eşcar, ağaçların arasında bir mekan ifade ediyor. Mef'ulun fihtir. Nehattu min firashi sabahen, kalktım yatağımdan. Ne zaman? Sabahen zaman ifade ediyor. Mef'ulun fih, zaman zarfı. El kitabu fawqa'l kursiyyi, kitap sandalyenin üzerindedir. Fawqa'l kursiyyi zarftır, mekan ifade ediyor. Mef'ulun fih diyecektim ama cümle fiil cümlesi olmadığı için mef'ul demiyoruz artık. El kitabu mübteda, fawqa'l kursiyyi haber. Zarf olarak şibih cümle formuyla haber oldu. Temrinun lil i'rab, yine i'rab için alıştırma. Celestu ma'al ulemay, alimlerle beraber oturdum. Bakın, beraberlik de bir mekan ifade ediyor. Onların bulunduğu mekanda oturdum demektir. Ci'tu ma'aş şemsi, buradaki ma'ade bir önceki örnekle birebir aynı değil. Yani günün doğuşuyla, günün doğduğu zamanda demek aslında. Güneşin doğuşuyla beraber geldim. Yani güneşin doğuşu vaktinde geldim. Bir zaman ifadesi bu. Bir önceki ma'a, mekan ifadesi
veriyordu. Buradaki ma'a ise zaman ifadesi sunmakta. Meşeytu emamel kavmi, yürüdüm kavmin topluluğun önünde. Emame burada mekan ifade ettiği için meşeytu fiiline mef'ulün fi'l oldu. Qara'tu sa'aten, bir saat okudum. Sa'aten bir zaman dilimi, mef'ulün ma'ahtir. Mef'ulün fi'htir qara'tu fiiline. Sa'aten bir zaman zarfıdır. Safertu yevmeyni, iki gün yolculuk yaptım, bir zamandır. Mef'ulün fi'htir arkadaşlar. Vakaftu indel babi ve qa'ika. Evet, kapının yanında birkaç dakika durdum. Bu dakika burada zaman ifade ettiği için mef'ulün fi'h grubundadır. Temrinun alel mefa'ili am. Evet, bütün umumi mef'ulleri içeren bir alıştırma. Yani bir önceki konuları da içeren bir alıştırma. İkra'il cümlel atiyye. Gelecek cümleleri oku. Kira'eten mu'rabeten. İraplı bir kıraat ile. Yani düzgün, irabına uygun bir şekilde oku. Thümme beyin enva'al mefa'il. Sonra mef'ullerin türlerini, çeşitlerini açıkla. La tatlubul ma'unete, yardım talebinde bulunma, illa minallah, Allah'tan dile. Yardımı isteyeceksen Allah'tan iste gibi bir cümle. La tatlub, nehi, hazır diyoruz buna. Entefa'li, el ma'unete mef'ulun bihtir. Evet. El ihsanu yakta'ul lisane. İyilik dili keser. Yani iyilik yaparsan karşı tarafın şerrinden de korunursun anlamında. Mübteda haber cümlesi. يَقَعُ الْلِسَانَ bir fiil cümlesidir, haber kısmı yani. يَقَعُهُ وَاَلْلِسَانَ مَفُلٌ بِهْتِرِ اِبْتَعِدْ عَنِ الْمُنْكَرِ Münkerden, yani çirkin, kötü işlerden uzaktır. Niçin? خَشْيَةَ مِنَ اللّٰهِ Allah korkusundan dolayı. Niçinin cevabı olduğu için مَفُلٌ لِيَجْلِ yani مَفُلٌ لَهْ diyoruz. لَا تَبْخَلْ مَخَافَةَ الْفَقْرِ لَا تَبْخَلْ cimrilik yapma. Niçin? Mekhafetel fakri. Fakirlik korkusundan dolayı. Bu da niçinin cevabı olduğu için mef'ulun li ezih diyebiliriz. İnnallâhe la yuhibbul khâibi khâinîn. Allah hainleri sevmez. İnnallâhe la yuhibbu la yuhibbul khâinîn cümlesi innenin haberi. La yuhibbu huve Allah el khâinîn mef'ulun bihtir. Safertu milen. Bir mil yolculuk yaptım. Mil de bir mekan belirtiyor. Bir kilometre gibi düşünün. Safertun'un mef'ulün fihi oldu. Zarftır. Evet, mekan zarfıdır. Meşeytu emamel kavmi. Bu yukarıda da geçmişti. Emamel kavmi, kavmin önünde bir mekan bildirdiği için mef'ulün fihtir. Safertu taleben lil ilmi. Yolculuk yaptım. Niçinin cevabı bu. Taleben lil ilmi, ilim talebi için mef'ulun lehudur. Ahsin edebeke, edebini güzelleştir. Ma'a muallimike, öğretmenlerinle beraber. Öğretmenlerinle beraber edebini güzel. Ahsin, entefail, edebeke mef'uldür. Mef'ulun bihtir, edebini güzelleştir. Ma'a de zarftır. Muallimi de izafe edilmiştir. Zarf muallimi kelimesine. Muallim kelimesi de çoğul formuyla ke'ye izafe edilmiştir. Bu sebepten muallimine'nin nunu düşmüştür değerli arkadaşlar. Evet. Sa'attu fevkal cebel. Yükseldim dağın üzerine. Bu fevka mekan belirttiği için mef'ulun fi'tir. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aqsa. Subhandır o Allah, bütün eksik ve kusurlardan münezzehtir. O Allah ki esra bi'abdihi kulunu seyrettirdi, yürüttü, götürdü. Leylen bir gece vakti minel mescidil haram, mescidi haramdan ilel mescidil aqsa, Kudüs'te bulunan mescidi aksaya seyrettirdi, yürüttü, götürdü. Evet, esra bi'abdihi. Burayı belki dolaylı mef'ul olarak kabul ederiz. Leylen bir gece vakti zarftır. Bunu yakalasak herhalde bu cümlede yeterlidir. Evet, temrinun lil i'rab, yine irab irabi bir temrin. Kulil hakka ve in kana murran. Hakkı söyle, acı olsa bile. Güzel bir söz. Hakkı doğruyu söyle, acı olsa bile. Kul ente el hakka mef'ulun bihtir. Ve in kana murran. Kana huve murran. Kana'nın haberi murran kelimesi şart edatıdır.
detayına fazla girmiyoruz. Sir lil hayri emamen nas. Sir sare fiilinin emridir. Sir lil hayri, hayır için yürü. Emamen nas, insanların önünde, yani rehberlik et anlamında. Bu da mekan ifade ettiği için zarfu mefrun fih zarf mekandır. La taq'ud anil ulema firaren min tekalifiha. Qa'ada anle kullanıldığı zaman bir olumsuz anlam var, itici bir anlamı var. La taq'ud anil ulema, yani alimlerden kaçarak, burada firarenden de anlayacağız bunu. Alimlerden uzak durma, onların olmadığı yerlerde oturma. Alimlerin yanına gidin. Niçin onların olmadığı yerlerde oturma? Firaren min tekalifiha, onların külfetlerinden kaçarak. Yani iş verirler, bilmem ne yaparlar endişesiyle alimlerden uzak yerlerde oturma. Niçin'in cevabı gelmiş firaren burada. Niçin? Firaren min tekalifiha, onların tekaliflerinden kaçarak, kaçmak için. Burayı biz mef'ulün lehu yapabiliriz. Sil men kata'ke ve ahsin ila men esa ileyke. Seninle irtibatını kesen ile sen irtibat kur. Ve ahsin iyilik yap ila men esa ileyke. Sana kötülük yapan kişiye iyilik yap. Sil men. Men kelimesi burada mef'ul hükmünde. Sil ente men. Mef'ulun bih'tir. Kata'a fiil huve faali ke mef'ulun bih. Ahsin fiil. Ente faali. Car mecrur gelmiş ila men. İla menicer ediyor. Men ismi usuldür, mecrurdur ilayla. Car ve mecrur ehsin fiiline bağlanır. Esa'e huve ileyke de dolaylı mefuldur esa'e fiiline. Safertu sabahen, sabah vaktinde yolculuk yaptım. Mefulun fih, vakit, zaman belirtiyor. Raca'tu mesa'en, akşamleyin döndüm. Burada da mesa'en kelimesi, zarfı zamandır. Raca'tu fiiline mefulun fih olmuş değerli arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere.